Sayın Bakan, Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili ekonomik bütünleşmemizin temeli olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesini gerçekleştiremediniz. Ticari ilişkilerimizde milli çıkarlarımızı maksimize edecek adımları atamadınız. Ve vize muafiyeti konusunda 80 milyon yurttaşımıza verdiğiniz hiçbir sözü tutamadınız. İlk kez Avrupa Parlamentosu üyelik müzakerelerimizi koşullu olarak askıya alınmasını öneren bir raporu kabul etti. Ayrıca üyeliğimiz için son derece önemli olan katılım öncesi mali yardımlarda 105 milyon avro bütçe kesintisi yapıldı. Oysa Sayın Başbakan, bu alınan bu kararların nedeni olarak geçen hafta burada bütçe açılış sunuşunu yaparken Avrupa Birliği'ne yönelik vizyonsuzluk ve bir stratejik bakış açısı eksikliği olduğunu savundu. Sayın Bakan, ancak dış politika ve AB ilişkilerimizde geldiğimiz noktaya baktığımızda aslında hükümetinizin bir vizyonsuzluğunu ve stratejik bakış açısı eksikliği olduğu ortadadır. İşte özellikle seçim dönemlerinde yükselişe geçen Avrupa Birliği karşıtı söylemlerinizi bir kenara koyarsak, Sayın Başbakan, Türkiye'de sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ortamının devamı açısından Avrupa Birliği'nin önemli bir çıpa olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ın bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız kalmadı derken, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı vardır diyen de Sayın Bakan, kabinenizin Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek'tir. Peki siz baş müzakereci ve Avrupa Birliği Bakanı olarak siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var mı, yok mu? Ya da Avrupa Birliği olan ilişkilerimizi bir ihtiyaç düzeyinde mi, yoksa uluslararası ilişkilerin stratejik temel koşulu olan kazan-kazan ilişkisi olarak mı görüyorsunuz? Eleştirdiğiniz ve Avrupa'da yükselişte olan aşırı milliyetçi, popülist siyaset yaklaşımının bir benzerini siz de yapmıyor musunuz? Hükümetlerinizin dış politika ve Avrupa Birliği'ne bakış açısı yoksunluğunuz nedeniyle ülkemizi dünyada yalnızlaştırmadınız mı? Toplumu yerli, milli, gayrimilli diye kutuplaştırmadınız mı? Ve kutuplaşma her geçen gün daha da derinleşiyor. Demokrasimiz hibrit sınıf rejiminde. Bugün hiçbiriniz ileri demokrasiden söz etmiyorsunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Avrupa Birliği üyeliğimizi bir siyasi partinin ve bir kişinin günübirlik siyasi çıkarları için değil, ülkemiz ve 80 milyon yurttaşımızın faydası ve refahı için demografik, ekonomik ve bölgesel çıkarlarımızı öncelleyen ulusal, stratejik bir devlet politikası olarak görüyoruz.